İyi akşamlar efendim. Tarih 25 Şubat 1992. Gece saat 11. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Hocalı kasabasına Rus güçlerin desteğiyle Ermeni birlikleri saldırıya geçiyor. Kasabaya 3 koldan saldırıyorlar. Kış ayı, kaçacak yer yok. Herkes panik içerisinde etrafa dağılıyor ve o gece tam 613 sivil katlediliyor. Tarihin sayfalarına düşen kara lekelerden birisi bu. Sadece katledilenlerle değil, esir alıp esaret merkezlerinde kaybolan 150 kadar Azeri kardeşimizden de hala haber yok. Bu acı bir türlü dinmiyor. Yine Şubat 2018'e geldiğimiz zaman Doğu Guta'da yine Rus güçlerin desteğini alan Esed askerlerinin yaptığı katliam tüm insanlığın adeta vicdanını sızlatıyor ki Birleşmiş Milletler de geç de olsa harekete geçti ve burada bir çatışmasızlık teklifinde bulundu. Bir karar aldı. Çok fazla uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Gelen haberler uygulanmadığı yönünde. İşte bu acı 26 Şubat'ın katliamlarla andığımız 26 Şubat'ın müzakeresiyle başlayacağız. Ömer abiye ilk sözü vermek istiyorum. Evet abi, bir taraftan Hocalı, bir taraftan Doğu Kuta. Yine masum insanlar, siviller katlediliyor maalesef ve dünya adeta seyirci. Dünya adeta seyirci gerçekten. Yani insanlığın vicdanını kanatan dediniz ya, insanlığın vicdanı hakikaten kanayacak durumda. Yani katliam o boyutlarda ki evet. İnsanlık yeter ki haberdar olsun, edilsin ama maalesef o kitleler, yığınlar haberdar edilmiyor bile. Çok azının haberi oluyor daha doğrusu. Belki Türkiye bu konuda yönetimin gösterdiği hassasiyetten dolayı, Suriye konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı daha fazla haberdar bizim kamuoyumuz ama ben dünya kamuoyunun bu konuda yani bir haber olduğu kanaatindeyim. Zaten o küresel güçlerde, dünyaya egemen olan küresel güçlerde de vicdan denilen bir şey söz konusu değil. Onlar için çıkar, menfaat söz konusu. Yani kitleler haberdar edilmeyince de kamuoyu oluşmuyor, kolay kolay oluşmuyor. Ama o kadar yani dayanılmaz boyutlara ulaştı ki, yani mızrak çuvala sığmadığı için kısmen de olsa birazcık haberdar oldu yani insanlık. Bu nedenle de nihayetinde işte harekete geçme ihtiyacı duydular. Yani duydular ve bir karar alındı ama o kararın da uygulanmadığını şu ana kadar aynen katliamın yani önceki günlerde olduğu gibi devam ettiği yönünde haberler geliyor. Yani bu yani Rusya dediniz ya, Rusya, Rus güçleri. Rus güçleri belki yani asker olarak çok fazla yok ama Rusya'nın silah desteği daha çok da Birleşmiş Milletler'de olsun, dünyanın işte değişik platformlarında olsun sağlamış olduğu destekle Esed orada 7 yıldır inanılmaz cinayetlere imza atıyor. İnsanın yani izlerken diyecek söz bulamıyorsunuz, yapacak bir şey bulamıyorsunuz. Yani çaresiz hakikaten böyle sadece yani ağlıyorsunuz yani hakikaten o sahneleri izleyip de duygulanmaması bir insanın yani insan olduğunu iddia eden bir varlığın o sahneleri izleyip ağlamaması. Mesela o İmran Bebeğin o enkazın altından çıktığı sahne var, onu izleyip de şöyle yani duygulanmayacak bir insan ben tanımıyorum. Bu ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, kim olursa olsun yani insan olan bir varlığın duygulanmaması mümkün değil. Hele Doğu Guta'da son bir haftada zaten var, yıllardır var ama son bir haftadır yani o enkaz görüntüleri, onların altından çıkan o yaralı çocukların halleri, babalarının feryatları, annelerin çığlıkları yani diyecek hakikaten kelime bulamıyorsunuz. Kelime bulamıyorsunuz. Ama maalesef bu böyle devam ediyor hala. Yani eli kolu bağlı tabii. Yani bizim gibi ülkelerin eli kolu bağlı bir bakıma. Güç yetirebilecek, bir şey yapacak olan ülkelerin de özellikle Batı'nın yani Batı bu konuda kesinlikle tek sorumlu demeyeyim ama en büyük sorumluluk onlarda çünkü dünyanın egemeni onlar. Dünyanın hakimi onlar.
Yani şu anda herhangi bir İslam dünyasının böyle bir yaptırım gücü yok. Çağrıda bulunuyor, sadece kınıyor falan ama yani onun dışında bir yaptırım gücü yok yani. Ama bir Amerika istese, şeye Bosna Hersek'e nasıl müdahale etmişse, Kosova'ya nasıl müdahale etmişse, BM kararına falan da hiç ihtiyaç duymaz. Tabii. İstesin yeter ki, NATO'ya da ihtiyaç duymaz. İstesin yeter ki, anında müdahale etme gücüne imkanlarına sahip ama Amerika yani bu bölgemizde işte bir terör örgütünün kuyruğuna takılmış vaziyette. Ya akıl alınız şekilde kendi müttefikinle, 60 yıllık müttefikinle arkadan hançerlemekle meşgul. Ya Guta'yı falan gördüğü yok. Göstermelik kınamalar mınamalar ama ne yazık ki katliam devam ediyor. Yani böyle bir giriş yapalım da evet, devam ederiz. Yani herhalde. Guta'da sadece bombardımandan ölüm yok, açlıktan ölüm var, ilaçsızlıktan ölüm var. Belki işin daha vahim boyutu bu. Yani öyle bir ambargo uygulanıyor ki, öyle bir kuşatma söz konusu ki Guta'da adeta bir kitle toplu olarak imha ediliyor. Ölüme terk ediliyor. Ölüme zorlanıyor. Ölmeyenler de bir şekilde bombardımanla öldürülmeye çalışılıyor. Televizyonlar haritadan uydu haritalarından Doğu Guta'nın olduğu bölgeyi veriyor. Doğu Guta'da o Esed karşıtlarının yaşadığı bölge tamamen harabe halinde. Hemen komşu mahalleler var. Onlar yemyeşil, düzgün, böyle normal hayatın olduğu sokaklar. Etraf tamamen kuşatılmış bir halde. Askerlerle kuşatılmış. Giriş çıkış yok. Yani insan hakları örgütleri bile giremiyor. Yardım dağıtan örgütler bile giremiyor. Akşam saatlerinde Putin'in bir açıklaması vardı. Sabah 9 ile işte 16 saatleri arasında bombardıman yapılmayacak. Ya bu ne demek yani? Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlıkla hakikaten dalga geçiyorlar. 16'dan sonra bombardıman serbest mi? Buna kimin ne hakkı var? Kim hangi hukuka, hangi Birleşmiş Milletler kararına neye dayalı olarak, hangi insani değere dayalı olarak böyle bir şey söylenebiliyor? Hakikaten sarsıcı bir durum. Kenan Bey, size şeyden başlayalım isterseniz. Karabağ'ın da bu katliamın olduğu zamanı hatırlar mısınız? Muhtemelen üniversitedeymişsinizdir. Ben çünkü üniversitedeyim o dönemler. Oradan başlayalım, buraya gelelim isterseniz. Ya şimdi dünyanın dört bir yanında değişik zamanlarda maalesef bu tarz katliamlar vesaire söz konusu oluyor. Her zaman için şunu diyoruz. Yani insanlık tarihi Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadı, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadı. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'in kurulması, bir takım uluslararası örgütlerin falan kurulması. Hep savaş olmasın, işte mazlumlar bir yönüyle insanlar zarar görmesin üzerine kurulan bir şey ama tam tersi yani müdahale kısmı çok sonra gelen kısımlardır. Bunu o dönemde belirttiğiniz gibi yaşadık. Daha sonra işte Yugoslavya'nın dağılmasıyla beraber işte Balkanlar'da yaşanan şeyler vesaire düşündüğümüz zaman yani Orta Doğu'da Afganistan'dan tutun da ta 80'lerden gelen ve girilen, müdahale edilen, Batı'nın müdahale ettiği her yerde yani sorun çözülmüş de olmuyor. Devam ediyor, gidiyor bir şekilde. Ve savaşın da normalde savaşın bile bir hukuku olması gerekirken maalesef savaşın da bir hukuku olmuyor, kalmıyor. Hani bir laf vardır. O düzeyden alacak olursak işte akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini diye. Yani insanın insana ettiğini hiçbir şey etmiyor. Geri dönüyoruz. İşte Müslümanın Müslümana ettiği kimse başkasına etmiş olmuyor. Şimdi Filistin konusunda hassasiyetimiz oluyor. İşte İsrail'e kızıyoruz, lanetliyoruz vesaire. Hani Müslümana böyle bir şey yapılıyor diye. Şimdi bugün Doğu Guta'da yapılan bu zulme geldiğimiz zaman da yani neticede Müslümanın Müslümana yaptığı bir şey. Ve bu ne İslam adına ne insanlık adına doğru görülebilecek, doğru olarak nitelenebilecek bir tarafı, savunulacak bir tarafı da söz konusu değil. Ha bu bitirilebilir mi? Tabii ki bitirilebilir. Söylediğiniz gibi Amerika da bunu bitirebilecek güce sahiptir. Rusya'sı da bitirecek güce sahiptir. Ama maalesef mesela tuttuğu tarafın lehine ise yani sesini çıkartmıyorlar. Normalde burası çatışmasızlık bölgesi veya gerilimin azaltılacağı bir bölge olarak belirlenen bir bölgeydi. Ama defaten rejim burada yani bu ihlal etti çatışmasızlık noktasındaki kararları vesaireyi saldırıda bulundu. Aslında şunu söylemiş. Devam etti. Son 3 ay içerisinde de yani 180 civarı çocuk
120 civarı falan da kadın vefat etmiş. Yani bu sayının kaç olması lazım? Öldürülmüş, Batı'nın, vefat etmenin ötesinde. Yani öldürülmüş tabii ki yani. Şimdi ve sayının kaç olması lazım? İnsanlığın, Birleşmiş Milletler'in şunların bunların tam anlamıyla müdahale etmesi için. Bir de şimdi şu saatlerle şu saatler arası dinlenin de ondan sonra mı vurabilirsiniz? Yani korkunç manasında şeyler böyle. Bunlar. Akla sığan, aklın alacağı şeyler değil, vicdanın alacağı evet. şeyler değil. Ve katliamı meşruiyet kazandırıyorlar. Yani 16'dan sonra yaparsanız katliamı meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz. 16'ya kadar yardım kuruluşları girecekmiş. Onlar karnını doyuracak. 16'dan sonra gelecek adamlar öldürecek. Ya bunun başka bir mantığı yok yani. Ve bunu Putin Rus Devlet Televizyonu'na böyle bir açıklama yapıyor. Kendi tuttukları taraf diyorsunuz. Kendi tuttukları taraf da yok aslında. Yani Esed'i kim tutuyor? Rusya tutuyor. Peki Amerika tutmuyor mu? Amerika da böyle tutuyor. Dolaylı olarak tutmuş oluyor yani. Onun yaptığı zulme rıza göstererek, razı olarak tutmuş olmuyor mu? İstediği zaman bu zulmü durdurabilecek güce ve potansiyele sahip. Ama böyle zulmü durdurmak gibi bir derdi yok Amerika'nın. Orta Doğu'da yani Müslümanların kendilerine gelebilmeleri için artık daha ne yapmak gerekiyor? Neyi görmeleri gerekiyor? Bilemiyoruz. Ortada bir Recep Tayyip Erdoğan var. Artık her şeyini ortaya koymuş. Seferberlik lafları da ortaya çıktı artık. Yani demek ki çok büyük bir savaş ihtimali de var artık Orta Doğu'da. Ve bunun artık bu millet tarafından özümsenmesi, benimsenmesi söz konusu. Kimse ne seferberliği, kardeşim seferberlik de nereden çıktı demiyor. İşte memleketin hali ortada. Eğer demek ki biz de onların dediklerine razı olsak, bir mukavemet göstermesek bizi de Doğu Kutay'a çevirecekler yani. Çevirmemeleri için bir sebep de görünmüyor. Evet. Yani bölgede Kenan Bey'in dediği gibi kısmen hani Müslümanların Müslümanları katlettiği gerçeği mezhep savaşları bağlamında düşünürsek doğru olmakla birlikte esasında Müslümanların Müslümanları katletmesinden ziyade Müslümanların tepesine bu sömürgecilik dönemi sonrasında dikilen kuklaların ismen Müslümanlık yani Müslüman olsalar dahi zihniyet olarak, kültürel olarak kendilerini daha çok başka dinlere, başka kültürlere aitmiş gibi hisseden yönetici zümrenin Müslüman halkı katletmesi söz konusu burada. Yani mezhep savaşını eğer bir tarafı bırakacak olursak. Yani ölen de la ilahe illallah diyor, öldüren de la ilahe illallah diyor şeklinde sürekli böyle bir kendi kendimize yaptığımız bir eleştiri var. Bu kısmen doğru olmakla beraber bugün Suriye'deki savaş Müslümanın Müslümanla savaşından ziyade yani Rusya'nın, özellikle Rusya'nın, tamam İran var mutlaka ama daha çok Rusya'nın bu bölgede kendi kuklasını ayakta tutmak için yaptığı bir katliam söz konusu. Maalesef Türkiye'nin Rusya'ya olan ihtiyacından dolayı sesini çıkartamadığı da bir konjonktür, böyle bir talihsiz konjonktüre denk geldi bu iş. Ama yani Rusya burada bir hakimiyet kurmaya çalışıyor ki kurdu zaten. Batı'nın basiretsizliği ya da kibiri yüzünden ya İslam düşmanlığı yüzünden başka nedenlerden dolayı burayı terk etti. Putin denilen o katil ki bizimkiler bizim bu Avrasyacı takımın çok böyle sevdiği yani işte işbirliği yapılması yönünde sürekli propaganda yaptıkları Putin adım 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 Stalin olmaya, Hitler olmaya doğru gidiyor. Evet. Kırım'ı yedi yuttu. Kınamatla geçiştirdiler. Batı Ukrayna'yı, işte Doğu Ukrayna'yı yutmaya devam ediyor. Onu da yine öyle kışkırtmayla kınamayla geçiştiriyorlar. Bölgede Suriye'den sonra Mısır, Arabistan üzerinde de bir şey kuruyor, hakimiyet kuruyor. Ama Batı Obama döneminin, o aciz Amerika döneminin basiretsizliği nedeniyle bir de Türkiye'ye diz çöktürememenin vermiş olduğu hınçla adeta peşkeş çektiler. Yani dünya inanılmaz şekilde böyle bir şeye doğru gidiyor. Sanki o İkinci Dünya Savaşı öncesindeki durum gibi. Yani Rusya eğer bugün petrol yine 120 dolarlara çıksa Rusya'ya duracak hiçbir güç yok. Evet. Hiçbir güç yok ama Allah'tan ki ekonomik olarak biraz zayıf da. Yani daha yavaş seyrediyor, daha yavaş ilerliyor ama Batı seyrediyor adeta. Batı Putin'in yaptıklarını seyrediyor. Kınamaktan bile aciz. Birleşmiş Milletler'in elini kolunu bağlıyor. Yani çok da bir şey yapmak istediler falan yok da.
orada. Yani yapmak istediği zaman da ellerini bağlıyor ve katliama devam ediyor. Yani burada Beşşar Esed denilen bir aşağılık maşa ki yani bir iradesi, bir ordusu falan olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Hani Beşşar Esed'in ordusu, askerleri yok, Afrin'e girecek falan. Öyle bir asker yok, öyle bir ordu yok. Yok tabii. Kesinlikle yok yani. Havadan Rusya bombalıyor. Yerden de İran'ın topladığı milislerle bölgede evet giriyorlar, katliam yapıyorlar. Evet. Yani bir Müslümanın, bırakın Müslümanlığı, bir insanın böyle bir şey yapabilmesi söz konusu değil. İran'a, evet, dünyada çok şey İran'a görüyorum. Da bir parantez açalım. Ya, hadi tamam bu Rusya, bunun zaten tarihi misyonu belli. Putin'den başka ne beklersin veya Rusya'dan başka ne beklersin? Tarihte en fazla savaş yaptığımız Osmanlı Devleti olarak da söylüyorum ülke Rusya. Evet, evet. Ondan başka bir şey beklemezsin yani. Bu budur ama yani bu katliama İran'ın ortak olmasına ne diyeceğiz? Akıl alır gibi değil. Yani mezhepsel körlük, ihtiras diyelim daha doğrusu. Yani o kadar bir körleştirdi ki İran'ı. İntihar ediyor esasında. İran devrimden sonra bütün İslam dünyasında çok büyük bir sempati kazanmış bir ülkeydi. Amerika'ya karşı mücadelesinden dolayı ama evet. Bütün o sempatiyi bitirdiği gibi şu anda adeta bir nefret şey haline geldi İran, İslam dünyasında. Yani sokaktaki insan için artık İran'ın durumu kesinlikle bir Batı ülkesinden çok daha fazla düşman ülke gibi görülüyor. Neden? Çünkü yaptığı buradaki katliam hani bir normal bir savaş değil. Yani iki ülke savaşır, hırslarını alamazlar, bazen sivil yerleşimlerinde bombalarlar falan. Böyle bir şey yok ki. Bu Doğu Gota denilen yer 400 bin sivilin yaşadığı, yani daha çok geleneksel Sünni kesimin, dindar kesimin bulunduğu bir bölge. Rejime karşı hep muhalif olmuş. Her zaman yani itaat etmekte ettirmekte zorlandığı bir bölge. Burayı yani 7 yıldır hatırlarsanız bu yeni bir şey değil. 2013'te 1300 sivili kimyasal bombayla katlettiği yer orası. Evet. Yani canlı yayında çocukların böyle serçe gibi çırpına çırpına öldüğü yer de orası. Hatta evet. Obama işte Amerika o zaman müdahale etmek falan gibi böyle bir niyet falan ifade etti. Hazırlık falan yapılıyor. Daha sonra Rusya girdi araya. İşte kimyasal silahları topladılar, götürdüler, böyle bir şeyler yaptılar. Ondan sonra kapandı gitti mevzu. Yani kırmızı çizgi de kalmadı. Hiçbir şeyi kalmadı yani Batı'nın burada. Ya tamamıyla Rusya'ya terk etmiş durumda. Rusya, yani dediğim gibi yani Türkiye'nin de çok şey dönemine geldi. Böyle zayıf dönem. Zayıf değil de Rusya'ya muhtaç olduğu döneme geldi. Amerika'nın o körlüğü yüzünden Rusya'ya muhtaç hale geldik. Çünkü Rusya desteği ya da en azından göz yumması olmasa ya da Esed'i tutması olmasa Zeytin Dalı harekatını yürütmemiz çok zorlaşacak. Yani evet. Türkiye o yüzden buna rağmen yine bugün Cumhurbaşkanı Afrika seyahati öncesinde Rusya ve İran'a çağrıda bulundu. Yani barış havarisi kesildi. Astana, Soçi şeyleri düzenliyor, bilmem ne yapıyor. Yani böylesine bir katil. Hakikaten ya Hitler'den ya da Stalin'den farkı olmayan bir adam. O kadar da soğukkanlı, o kadar da... Yani Çeçenistan'da yaptı zaten benzerini biliyorsunuz o Grozny'de. Yani o da 250 bin insanı katleden bir adam. Hadi orası diyelim ki Rusya'nın işte kendi toprağıydı falan hadi. Yani bir yerde belki bir... Arka bahçesiydi. Arka bahçesi vesaire değil de esasında hani evet. ona öyle bir izah getirebiliyor. Peki Suriye'de ne işin var senin? Yani bu kadar sivili, bu kadar çoluğu, çocuğu, kadını, yaşlıyı nasıl katledersin ve... Buna dünya nasıl göz yumar? Maalesef yani böyle akıl almaz bir durum. İnsan yani hakikaten diyecek kelime bulamıyor yani. Evet, gerçekten İran'ı anlamakta çok güçlük çekiyoruz. Paylaşım savaşı var. Yani Rusya bir bölgesini, o Lazkiye, Tartus, Şam bölgesini, İran'da herhalde bu özellikle Guta'nın bulunduğu Şam'ın doğu kesimini ve ama orada Şii yok ki Guta'nın olduğu bir ama kısımda. Ama Şiileştirecek yani. Aynı yani Halep'te bu kadar insanı 400 bin insanı öldürerek Halep'te yaptığını yok edecek. Hayır, öldürmeyecek. Yani öldürdüğünü öldürecek. Daha sonra oradan tahliye süreci başlatacak. Halep'te yaptığının aynısını yapacaklar. Halep'te nasıl tahliye ettiler tabii ki. Orayı boşaltacak. Esed'in orada çok rahat artık hükümranlığını yürütebildiği İran ve Rusya desteğinde böyle bir insansızlaştırılmış bölge. Yani eğer yönetmek bir derdi olsa 10 milyon insanın ülke dışına gitmesine bir lider nasıl göz yumabilir? 10 milyon insan şu anda ülkenin dışında. Ama bu yetmedi demek ki. Hala muhalif hiçbir unsur bırakmadan bu bölgede yani böyle bir yönetim kurmaya çalışıyor, istiyor ve dünyada bunu seyrediyor. Seyrediyor, sadece seyrediyor hakikaten yani. Arap dünyası bir başka bir şey. Sadece İran değil ki. Arap dünyasının durumu çok mu farklı? Hadi İran bir fiil katılıyor şeye.
Evet. Arap dünyasında tabii halklar değil. Halklar değil tabii ki. Yönetimler. Yönetimler işte kafa ile vücut arasındaki o uyumsuzluk başta orada da. Başta söylediğimiz şey. Evet. Orada da var. Evet Kenan Bey, siz şairsiniz, edebiyatçısınız. Bir empati yapmanızı isteyeceğim. Şimdi siz Beşer Esed'siniz. Ülkenize bakıyorsunuz. Şöyle bir bakın. Ne hissediyorsunuz? Manzara sizin için ne? Lütfen bir empati yaparak bunu bize söyler misiniz? Ya onun gözüyle bakacak olsak bakamayız, onu beceremeyiz. Öyle bir durum bakmaya olsa çalışalım. Zaten hiç orada bakmaya çalışalım. Durabilme şansınız yok. Yani şimdi bir devletin başı olduğunu iddia ediyorsunuz. Ortada devlet diye bir şey kalmamış. Topraklarınız üçe beşe bölünmüş. Halk kalmamış. Öbür taraftan halkınız terk etmiş, gitmiş. Beri taraftan şimdi kendi topraklarınızla nasıl yürüyeceğinize elin işte üç kuruşluk albayı. Askeri albayı karışır bir pozisyonda. Yani herhalde Japonlar olsa intihar ederlerdi de hani bizim kültürümüzde yok, onu es geçelim. Şimdi öbür taraftan da bu zamanında eğer bir kolayca bir geçiş imkanı sağlanmış olsaydı, demokratikleşme noktasında bir istifa pozisyonu vesairesi olsaydı, ya bu iş buraya, bu noktaya varmayacaktı. Yani Esad açısından en büyük sıkıntı yönetemediğim bir yerde bir şekilde bırakması gerekiyordu, bırakmadı. Öbür taraftan diğer ülkeler açısından da büyük problem var. İşte Arap dünyası diyoruz, İslam dünyası geniş anlamda diyebiliriz. Ya bizim kendi sorunlarımızı kendimizin çözebilmesi lazım ama yine meselenin dayandığı nokta gövde başka, baş başka pozisyonunda. Ve ondan dolayı da bir türlü bir araya gelinemiyor. Her zaman burada defaten bunu söyledik. Amerika'nın ne işi var burada? Rusya'nın ne işi var burada? Hadi İran'la, Türkiye'yle, işte efendim o bölgedeki ülkelerle bu probleme bir çözüm arayabilirsiniz. Ama kıtalar ötesinden devletler geliyorlar. Burada kimin güçlendirileceği, kimin zayıflatılacağına karar veriyorlar. İşte IŞİD konusunda, DAEŞ konusunda nedir? Yani Amerika işte bir kenara çekti, işte şu alanda tekrar kullanacak, bu alanda tekrar gündeme getirecek gibi söylemler gündeme geliyor. İşte PYD ile alakalı olaraktan yerine göre yarın bir gün belki Türkiye ile birlikte hareket edecek. PYD de affedersiniz şeyinin üstüne oturup kalmak pozisyonunda kalacak. Yani olan aslında o bölgedeki insanlar oluyor. Bugün birazcık şunu besler pozisyonda hareket ediyor. Yarın farklı birine güç veriyor ama neticede silah satıyorlar bu sayede. Orada bulunmalarının temel sebebini, gerekçesini oluşturuyorlar. Yani burada samimice işte Suriye'nin bütünlüğünü savunan, bölgeye barış gelmesini isteyen bir Türkiye var sadece. Ama Türkiye burada yalnız kalıyor. Yani İran'la Türkiye birlikte hareket edebilse yine biraz daha belki mesafe kat edilebilir. Diğer taraftan İran'a yönelik olarak da Amerika'nın bir takım işte düşünceleri, devrim muhafızlarını terör örgütü olarak ilan etmeleri bundan dolayı. Şimdi Suriye'yi darmadağın hale getirdiklerinde bu sefer de sırayı nereye getireceklerdir? İster istemez İran'a, Türkiye'ye getireceklerdir. Bölgeyi çok daha fazla şekilde karıştırabileceklerdir. İşte bir Rusya bu duruma getirebiliyor. Yani Putin'den önce Yeltsin mi vardı? Yeltsin zamanında yani Rusya bir hayli böyle güç kaybetmiş pozisyondaydı. Putin bir geldi. Yani bir liderin getirdiği hale bak. Çeçenistan noktasındaki problemini zulümle de olsa çözdü, bilmem ne yaptı bir şekilde. İşte Kırım'ı katıyor. Başka yerlerde bölgede hakim pozisyona geldiği gibi. Mesela işte çoğu askeri alanda da belki Amerika'dan da iyi pozisyona geldi ve bir yönüyle şu an Amerika'dan daha fazla bir etki alanına sahip bir duruma gelmiş oldu. Ta ezelden Birleşmiş Milletler'in kurulmasından vesaireden gelen işte bu 5, dünya 5'ten büyüktür diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani o veto yetkilerinin olmuş olması vesaire derken bunları bu zulümleri yapmaya birer ortam hazırlamış oluyor. Onun için mesela yani İslam ülkelerinin bir araya gelip veya işte Türkiye'nin bu noktada önderlik edip Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor. Kendi sorununu kendi çözebilecek bir ümmet olmamız gerekiyor. Ama maalesef bundan çok uzağız. Yani inşallah bu Türkiye'nin bu gayretleri vesaire diğerlerinde de bir yönüyle aklı başında insanlar ön planda olur, başa gelir ve bu olaylar çözümlenir. Evet.
Gerçekten Suriye'de hem yaşanan katliamlar hem belli noktalarda belirsizliğin devam etmesi, yani Birleşmiş Milletler kararı uygulanacak mı uygulanmayacak, bir karar alıyorsunuz, bunun yaptırımı ne? Ortada bir yaptırım yok. Niye? Çünkü iki tane süper güç orada istedikleri gibi at oynatıyorlar. Dünyada da böyle aslında. Yani Rusya ve Amerika bir şey istiyorlarsa diğerlerinin istemiyor olmasının çok fazla kıymeti de yok işin doğrusu. Rusya istediği üsleri elde etmiş durumda. Akdeniz'in kenarında üsleri var. Hem deniz üssü hem kara üssü var. Amerika özellikle Suriye'nin doğu kısmında bir sürü üs kurmuş vaziyette ve yerleşmiş vaziyette. Kimseden izin almasına gerek yok. Canı istediği zaman bombalıyor, çekiyor. İşte koalisyon güçleri falan deniyor falan. Ama ortada Amerika var. Diğerleri de artık onun yamağı gibi. Orada eğer varsa var, yoksa yok. Ve Suriye'nin sınırı diye bir şey kalmamış. Yani kuzeyinde Türkiye var. Türk ordusu girmiş kuzeyden. Fırat'ın batısında biz varız. Doğusunda tamamen Amerika ve işte YPG, PKK güçleri var. Güneyde İsrail var zaten. Golan Tepeleri o bölgeyi zaten işgal etmişti. Şimdi belki biraz daha o bölge kontrolsüz bir halde. Ne kadar girdiği, ne zaman girdiği, ne zaman çıktıkları belli değil. Sadece batık şeridinde bir alanda Esed varlığını devam ettiriyor. Burada da devletim var zannediyor. Buradan ne çıkarmaya çalışıyor bilemiyoruz. Tabii olan bahsettiğiniz gibi savunmasız sivillere oluyor, çocuklara oluyor, yaşlılara oluyor, kadınlara oluyor. Göç ettirilen insanlara oluyor, topraklarından, yerinden, yurdundan edilen insanlar oluyor. Onların feryadını maalesef bir tek Türkiye duyuyor. Bu millet onları bağrına basıyor. Hem Türkiye sınırları içerisindeki bu mültecilere kucak açmakla kalmıyoruz. Oraya yardım da gönderiyoruz. Her türlü insani yardım, ilaç yardımı vesaire gönderiyoruz. Arzu ediyor ki Türkiye güvenli bir bölge oluşsun ve orada Suriye'den başka ülkelere göç etmek zorunda kalan insanlar kendi topraklarında o güvenli bölge içerisinde gerekirse insani yardım ama mutlaka güvenli bir bölge. Yani herhangi bir ölüm tehlikesi vesaire falan hissetmeden orada yaşasınlar istiyor böyle trajik bir manzara. Bizim tabii gündemimize sadece ölüler giriyor. Evet. Yani şu kadar kişi öldü, öldürüldü evet. falan diyoruz. Aslında bir de ölemeyenler var. Evet. Yani kolu bacağı kopmuş. 7-8 tane hastaneyi bombalamış. Özellikle evet. hastaneleri bombalıyor, evet. sağlıklarını bombalıyor ki yani tedavi imkanı bulamasınlar diye. Orada kolu bacağı kopmuş, yaralı, yani ölmek için dua eden belki de binlerce insan var. Evet. Enkazın altından çıkartılamayan binlerce insan var. Bunları kimse bilmiyor. Sadece işte şu kadar kişi öldü. Bu istatistiksel değeri olan sadece ölüler. Diğerlerinin böyle bir şeyi yok. Yani böylesine feci bir şey. Dün bu Birleşmiş Milletler kararını yani utanmadan kimileri kalktılar. Suriye'nin bütününü kapsıyor bu karar. Dolayısıyla Afiyet Türkiye mi? Operasyonları durdurmalı filan notasına getirdiler. Evet. Hatta Rus temsilciye sorduklarında tabii ki kapsıyor filan dedi. Afrin'i de kapsıyor filan dedi. Kuveyt temsilcisi aynı şekilde benzer bir ifadede bulundu. Yani Esed'in yaptığı, Rusya'nın yaptığı, Esed bir maşa, aşağılık bir maşa artık orada. Yani onun bir varlığı, bir iradesinden falan söz edilemez kesinlikle. Evet. Rusya'nın yaptığı katliamı sizin orada yaptığınız o meşru harekatla neredeyse eşit hale getiriyorlar. Tabii tabii. Ve bu karar eğer uygulanacaksa Suriye'nin bütününde uygulansın diyorlar. Muhtemelen yarın Esed'e neden bu karara uymadın dendiği zaman Türkiye uymadı, onun için uymadın gibi bir gerekçe gösterecektir. Böyle de bir rezil durum var maalesef. Evet. Maalesef. Yani tanklarla bugün bir tane şey vardı, görüntü vardı. Yardım tırını ezmiş tankla. Evet. Rus tankıyla yardıma giden tankı içindeki insanlarla beraber. Böyle bir vahşet, böyle bir katliam. Yani bilmiyorum. Ya dünya böyle bir şey gördü. Bölgedeki işte İslam dünyasını da bundan bir şekilde meşgul ediyor. Ve senin başını beladan kurtarmana veya o belayı savmana izin vermiyorlar. Yani bakıyorsunuz işte Irak'ta 90'larda bir başladı o Kuveyt'i işgal meselesinden dolayı. Irak'ta bir sular duruldu mu
değil, durulmuş değil yani. İslam dünyası dediğin işte Irak gibi, Afganistan gibi. Yani evet, dediğin Afganistan gibi, durulmadığı yerlerde hakeza Mısır öyle gibi. Ve Yemen gibi. Ya da durulabilecek bir pozisyonda da değil. Ha, Mısır'da işte Sisi'yi getirdiler, kendi adamlarını getirseler tabii. Kendilerine hizmet edecek kuklayı biraz belki çeki destek düzen veriyorlar. Esed'e destek veriyor Sisi yani orada. Öyle bir ülke Mısır maalesef. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteliğimiz devam edecek. Az sonra birlikteyiz. Evet, programımızın ikinci bölümü başlıyor. 26 Şubatlardan bahsetmiştik. Yine 26 Şubat 1954. İstanbul'da, Kasımpaşa'da Rizeli Ahmet Kaptan ile Tenzile hanımefendinin bir oğlu dünyaya geliyor. Recep Tayyip ismini veriyorlar. Ki daha ilkokul yıllarından itibaren çok iyi şiir okuyan, sosyal faaliyetlere katılan birisi, özellikle İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde Kültür Edebiyat Kolu'nun en aktif öğrencilerinden birisi. Marmara Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler okuyor. Mezun olduktan sonra bir komşusunun teklifiyle Milli Selamet Partisi'nin Gençlik Kolları Kongresi'nde başkan adayı oluyor. 1976 yılında Beyoğlu MSP Gençlik Kolları Başkanı. Daha sonra bir yıl sonra da İstanbul MSP Gençlik Kolları İl Başkanı oluveriyor. Sonrasında darbe oluyor. Darbeden sonra Refah Partisi İstanbul İl Başkanı 1984. Yıl 1994 oluyor. İstanbul yepyeni bir belediyecilikte yepyeni bir belediye başkanıyla tanışıyor. Ama 1998 yılına gelindiğinde bu İstanbul'da görülmemiş hizmet bir anda bir kesintiye uğruyor. Bir cezaevi söz konusu oluyor. Recep Tayyip Erdoğan bu şarkı burada bitmez diyor. Ki 2001 yılı geldiğinde 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi tarihine damgasını vuracak bir siyasi hareketi başlatıyor. AK Parti genel başkanı olarak siyasete dönüyor. O gün bugündür Türkiye'de çok şey değişti. Bu değişimin öncüsü, bu değişimin mimarı şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanımızın doğum yıl dönümü. İyi ki doğdun reis diyoruz. Evet Kenan Bey, buradan başlayalım isterseniz. Seni özetledin işin esasında da. Yani bu süreç tamamen ta çekirdekten başlayıp, gençlik kollarından başlayıp devletin en tepesine ulaşmanın bir öyküsü aynı zamanda. O kararlılığın, bu süreç içerisinde işte efendim 80 ihtilalini dikkate almak lazım, 28 Şubat süreçlerini dikkate almak lazım. Ondan sonra partinin kuruluşundaki adeta kurulması öncesinde almış olduğu cezada muhtar bile olamayacak başlıklarını düşünmek lazım. Yine ilk girdiği seçimde onun vesilesiyle, onun listesinden yani 360'ı aşkın milletvekilinin girip de sadece Tayyip Erdoğan'ın meclise girememesi konusundan tutun da. İşte 2007'ye geldiğimizde Cumhurbaşkanı seçileceği zaman yine AK Parti'nin içerisinden yok eşi başörtülü olan biri Cumhurbaşkanı seçilemez tartışmalarından. Yani adeta bu barajları, bu engelleri yıka yıka kararlılık içerisinde. Ve yine tarihte belki de ilk defa işte bir 15 Temmuz lanetli bir girişimin
bir şekilde halk tarafından yine onun gür sesiyle yollara düşüp bir şekilde engellemeleri ve Türkiye'nin sadece ulusal düzeyde bir takım yasakları ortadan kaldırması, bir takım dönüşümlere yönelmesi, milletin devletle barışmasının da dışında aslında dış politika noktasında da ciddi, vakurlu ve omurgalı bir duruş sergileyip etkin adımlar atmasını bu yönüyle az önce Putin'den örnek verdik. İşte bir kişi çok şeydir, yani çok önemlidir. Hani derler işte bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at, bir at bir asker, bir asker bir ordu derken yani bir kişinin sağlam duruşu, öngörülü duruşu ve milletiyle barışık bir duruşu adeta ülkeyi bir yerden alıp başka bir noktaya taşıyacak pozisyonda olur. Yani inşallah çok daha güzel hizmetler yapmak nasip olacaktır diye temennide bulunuyorum. Evet, Allah uzun ömür versin. Evet. Amin. Evet, Ömer abi, Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasetinde uzunca bir süredir baş aktör. Yaptığı birçok hizmeti belki başka bir başbakan, başka bir cumhurbaşkanı da yapabilirdi. Birçok hizmet için söylemek mümkün. Yatırımlar anlamında falan söylüyorum. Ama öyle şeyler var ki, öyle şeyler var ki bunu sadece Tayyip Erdoğan yapabilirdi diyebileceğimiz. Evet, bunun altını doldurur musun abi? Mesela 15 Temmuz sonrasında bir başkası olsaydı aklınıza kim gelirse gelsin. Yani isim söylemeyelim. Evet. AK Parti içerisinde herhangi birisi ya da dışından birisi olsaydı acaba Türkiye, bugünkü Türkiye olur muydu diye bir soru sorduğumuzda hiçbir vicdan sahibi insan evet olurdu diyemiyor. Diyemiyor, evet. Hakikaten diyemiyor yani. Bu mücadeleyi ancak o verirdi diyorlar. Evet. Cuma günü akşamı Selahattin Eş abi vardı Çorum'da. Eğitim Bilsen'in düzenlediği bir panel konferans vesilesiyle gelmişti. Orada İhsan Süreyya Sırma Hoca'dan bir alıntı yaparak şöyle bir şey anlattı. Üçüncü Abdülhamit diyerek Recep Tayyip Erdoğan için. Evet. Birinci Abdülhamit 1700'lerin sonunda yaşamış Osmanlı padişahı. Çok bilinen biri değil esasında ama yani onurlu bir kişi olmalı ki o küçük Kanarca barışıyla sonuçlanan anlaşmayı imzalamak durumunda kalmış. Kırım'ı kaptırmış. Yani çok ciddi anlamda Rusya'ya böyle yenilgiyle sonuçlanan bir savaşın sonrasında toprak kaptırmış birisi olduğu için onu yediremiyor kendisine. Üzüntüsünden, kahrından ölüyor. Öyle bir padişah, birinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamit malum Osmanlı'nın son yüzyılında yani aslında çoktan yıkılması gereken ya da yıkılmaya ramak kalmış, yüz tutmuş bir imparatorluğu 33 yıl daha bir şekilde ayakta tutan ve güçlendirerek ayakta tutan birçok yani alanda, birçok sahada yenilikler yapan, okullar açan, hani demir yolları yapan filan ve güçlendirerek ayakta tutan ama maalesef daha sonra ondan sonra gelen o İttihat Terakki denilen batıcı zihniyet tarafından onun bütün o yapılarını 3-5 yıl içerisinde heba ederek imparatorluğun çöküşüne yol açılan bir kişi. İkinci Abdülhamit ki onun ne kadar büyük bir devlet adamı olduğu, bir deha olduğu hakikaten. Yani hep böyle Kızıl Sultan, Pimpirikli, Korkak falan filan bunların hepsinin birer batı uydurması olduğu. Çünkü batının artık yıkılsın parçalayalım diye böyle akbaba gibi üzerine çullandığı bir imparatorluğu neredeyse bir yarım yüzyıl daha ömrünü uzatan bir adam olduğu için bunları söylediklerini artık bugün biliyoruz. Ve herkes artık hakkını teslim ediyor ki Abdülhamit öyle biri değil. Evet. Üçüncü Abdülhamit. Recep Tayyip Erdoğan. Yani artık bu dönem bir devletin yıkılmaya yüz tuttuğu, zayıf olduğu işte dönem falan değil. Tam tersi yeniden ayağa kalkışın bir ümmet çapında hem de sadece Türkiye olarak değil, bir ümmeti ayağa kaldıran bir liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Sadece Türkiye değil, hakikaten de böyle. Yani bütün bir İslam dünyasına böylesine bir ruh aşılayan bir insan. Hatta bırakın İslam dünyasını, yani Batı'da bile birçok ülkenin keşke bizim de böyle bir liderimiz olsa dediği bir insan. Yani liderlik sonradan olunan bir şey değil. Bir bakma lider doğulur, olunmaz denir ya, doğru bir söz. Hakikaten dediğiniz gibi bu hizmetleri başkaları da yapabilirdi yani. Birçok insan bu hizmetleri yapabilirdi. Yani yollar,
işte barajlar, şunlar, bunlar, sağlık sektörü falan ama onun yaptığı bu değil. Bu maddi alandakiler belki de çok azı, çok azı. Yani değer olarak baktığımız zaman onun yaptığı milleti yeniden bir özgüven kazandırmak, yeniden ayağa dikmek, yeniden mesela bir Dışişleri Bakanı'nın tavrı batılı ülkelerle bir araya geldiğinde ya da Dışişleri Bakanlarla bir araya geldiğinde o kendine olan o özgüven evet. herhalde liderden kaynaklanan evet. bir şey. Yani liderin verdiği bir şey. Bütün bakanlar öyle yani. Bütün bakanlar artık göğsünü gere gere gidiyor. Sadece bakanlar değil, Avrupa'daki insanlarımız mesela artık eskisi gibi değiller. Ve Batı belki de en çok da bundan dolayı eskiden Batı'ndaki Türkler yani asimile olmaya çoktan kendilerini hazırlamışlardı ve olmuşlardı bir bakıma. Ama yani artık bu son dönemde 15 yıldır oradaki insanlar diyorlar ki hayır biz Türk'üz, ya biz Müslümanız. Biz kesinlikle yani size kafa tutabiliriz çünkü bizim böyle bir liderimiz var. Lider bu bakımdan önemlidir. Hakikaten toplumuna böyle irade veren, ruh veren bir şeydir yani. Lider budur. Bir mücessem bir varlıktır. Zaten. Bunu Avustralya'da gördüm biliyor musunuz? Avustralya. Avustralya'da yani dünyanın öbür tarafı diyelim. Yani güney yarı kürede. Avusturya değil Avustralya. Avustralya'dan bahsediyorum evet. O çok uzak olan o ülkeden bahsediyorum. Orada Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyan insanlar sizin gerçekten Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideriniz var diyorlar. Artı Türkler de bizim Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var demenin onurunu, gururunu yaşıyorlar. Yani sadece Dışişleri Bakanı değil, sadece işte şu bakan bu bakan değil Tayyip Erdoğan gibi davranan. Bizim millet de artık Tayyip Erdoğan gibi davranıyor. Onu model alıyorlar. Öyle dikleniyorlar. Öyle gururlular. Öyle özgüvenliler. Hakikaten bütün dünyaya yayılmış bir şey bu. Ve herkese nasip olmayacak bir şey. Yani bahsettik o hizmetleri şunu bunu insanlar işte altyapıyı şunu bunu yapabilirlerdi. Ama bu milleti yüreğinden yakalayıp milletle aynı istikamete yürüyüp milleti böylesine güçlü bir şekilde motive edebilme gücü herhalde Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Başka bir programın birinde bahsetmiştik hatırlarsanız Sudan parlamentosuna girerken ayakta alkışladıklarını filan. Evet. Sudan neresi ya? Sudan dünyanın öbür ucu yani. Evet. Sudanlara ne oluyor? Yani Türkiye'de başarılı lider olabilir. Büyük işleri yapabilir. Türkiye'yi kalkındırabilir de Sudanlılar niye bu kadar seviyorlar? Neden bu kadar ona ilgi duyuyorlar? Bunun izahı burada. Hakikaten yani sadece başarılı bir lider değil, böylesine bir ruh aşılayan bir lider. O bakımdan son derece önemli. O bakımdan yani hem içeridekilerin o devşirme zihniyetin, batıcı grubun düşmanlığı hem de dışarıdakilerin düşmanlığı AK Parti'ye değil, şahsa. Bunu herkes kabul evet. ediyor artık. Herkes biliyor bunu. Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsınadır düşmanlık. Neden? Onu bir kopartabilseler oradan geri kalan çok kolay halledecektir esasında. Evet. Çok kolay ama ona güçleri yetmiyor. Allah da öyle bir güç, kuvvet veriyor. İşte ne yoruluyor, ne yani usanıyor. İşte bugün Afrika'da, yarın Asya'da, öbür gün burada. Her tarafa da bir şekilde yetiyor. Geliyor, ertesi gün işte kongreye katılıyor falan. Allah güç kuvvet versin, Allah ömrünü uzatsın diye dua etmekten başka evet. şu anda... Bu kadar şey... doğal ve bu kadar evet. samimi evet. bir insan. Evet. Belki etkisi de burada yani. Bu doğallıkta ve samimiyetinde. Evet. Korkaklık diye bir şey yok. Siyasete girdik, artık kefenimizi giydik, yola çıktık. Ya ölümden ötesi de olmadığına göre bize verilmiş bir hayat var. Bunu en şerefli bir şekilde yaşama şansımız varken neden şöyle veya böyle yollara sapalım diyor ve bu kararlılık da sürekli ona kazandırıyor, güç katıyor. Bu güç memlekete güç olarak dönüyor. Bu güç halka sirayet ediyor. Bu güç Mehmetçiğe sirayet ediyor. Bu güç polise sirayet ediyor. Hamdolsun böyle bir birliktelik söz konusu. Toplumu dönüştürüyor. Lider, Kenan Bey'in az önce dediği gibi bir kişi diye geçmemek lazım. Bir kişi hakikaten bir toplumu dönüştürüyor. Yani bu dönüşümü çok bariz olarak görüyorsunuz. İşte iki gün önce Antep'te o askerin cuma namazı kıldığı sahneyi herhalde kimileri işleri sızlayarak izlediler ama o 100 yıldır Türkiye'ye emek veren, Türkiye'yi kendi kültüründen, dininden kopartmak için çalışan hem Batılılar hem Batıcılar için işleri böyle sızlatan bir sahneydi ama bu millet için, bu ümmet için de tam böyle bir gurur, hatta gözlerinin yaşandığı bir sahneydi. Yani bunu da kabul etmek lazım. Yani burada bir şahsı yüceltmek, şahsı büyütmek falan değil. Kesinlikle. Asla böyle bir niyetimiz yok. Bu tarz bir konuşma da zaten ben de hoşuma giden bir şey değil ama burada farklı hakkı teslim farklı etmek lazım söz konusu. Bu durumu da yani teslim etmek lazım hakikaten. Evet.
Doğumunun 64. yıl dönümü kutlu olsun reis. Allah sana ümmete, uzun ömür versin. Ümmete bağışlasın. Allah ümmete bağışlasın. Evet, reis hafta sonu güneydeydi. Osmaniye, işte oradan Antep kongrelerini yaptı. Yaptığı bir açıklama çok konuşuldu, hala konuşuluyor. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar diye bir açıklama yaptı. Evet, sefer görev emri nedir Kenan Bey? Sefer görev emri, yani hatırladığım kadarıyla askerliği bitirenlerin 40'lı yaşlara kadar, şu an 41 mi zannediyorum, 41 galiba. Şimdi 46'ya çıkartıyorlar. 46'ya mı çıkartıyorlar? 41'di, 46 oluyormuş. Yani ben giriyorum o kadroya. Evet. Biz de kıl payı giriyoruz herhalde. Şimdi o süreç içerisinde gerek duyulduğunda bir savaş durumunda orduya alınması noktasını içeriyor. O yaş sınırını geçen biri olarak bunun yaşla sınırlı olmadığını söylemem lazım. Yani zaten güzel tarafı şu, televizyonda şimdi uzatıyorlar, bakıyorsunuz ki yani 65-70 evet, yaşına gelmiş. Evet. Olsun diyor, arka planda falan diyor, evet, ben gerekli katkıyı sağlarım. Bir tanesi diyor, ben uçak hariç her şeyi kullanırım falan diyor. Yani insanlar da işin esasında oraya gidip gitmeme noktası, belki bizlere kadar bile kalmaz o iş ama o ruhu taşımaları önemli. Yani şimdi siz gideceksiniz, orada mesela askerlerden bahsediyorsun. Yani askerlerin namaz kılmasından vesaireden, hani cuma namazını kılmasından. Yani insan gidecek, vatanını savunmaya gidiyor. Yani buna bir dini anlamda, bir inanç boyutunda bir şey katmış olması onu orada yürekten bir mücadelenin içerisine sokuyor. Yani kaçmasını, göçmesini vesairesini değil. Yani onun için de bu ruha sahip olmak önemli. Yoksa hani oradaki reis bizi Afrin'e götür, yani bizim ordumuz var. Yani çok gerekli kalabilecek bir pozisyon değildir ama gerekirse de biz gideriz anlayışında. Yani bunu net olarak ortaya koymuş olması, birileri Afrin'de ne işimiz vardı derken onların biz de gideriz demesinin böyle bir yönü var. Onun için yani millet olaraktan bir bütün halinde olmak ve liderine destek vermek onun açısından da çok büyük bir önem arz ediyor ve adeta yani gücün bir yerde toplanıp ondan sonra yek vücut halinde ülkenin geleceği için güzel şeyler yapılmasına bir katkı sağlaması durumu var. Evet, sefer görev emrini en iyi ben bilirim. Sebep Abdullah Öcalan'ın yakalandığı dönemdi. Türkiye işte Suriye'yle bir kriz yaşamıştı. Ve bir gün öğretmenlik yapıyordum. Bir pusula geldi bana. İşte sefer görev emriniz var. İşte askeri şubesine müracaat ediniz falan diye. Askeri şubesine gittim. Öğretmenlik yapıyorum tabii. Dediler ki sen işte yarın akşam otobüse binip gideceksin. Nereye gideceksin? Tekirdağ Çerkezköy'e gideceksin. Orada toplanacaksınız. Oradan işte tatbikat, sefer görevi emrinizi ifa edeceksiniz. Bu falan. Askerden geldikten kaç sene? Tabii. Ne kadar sonraydı? İki sene sonra zannediyorum. Gittik. Yapacak bir şey yok. Dedik, baktık şaka değil. Gerçek. Gittik. 500 kişi çağırmışlar Türkiye'den. Tabii sadece bizim gibi askerlik yapanlar değil, emekli askerlerden de var. Hı. Sefer görev emri olanlar. Ayrıca arabalar, kamyonlar falan gelmişti. Tırlar, otomobiller gelmişti. Kamyonetler, pikaplar. Her tür araba vardı. Onlara da sefer görev emri çıkmış. Onlara da çıkmış. Sivil arabalar, normal sokaktan vatandaşın arabaları, onları da getirmişler, çekmişler. Tabii dediler ki tıraş falan şart değil. Yani ister olun ister olmayın. Ben bıyıklıydım o zaman. Bıyıklı bir şekilde askerlik yaptık. 20 gün o tatbikatta kaldık. Tanklara bindik. Ben tankçıydım. İşte tatbikat alanına çıktık. O Yunanistan tarafına doğru gittik. Oradan şeyleri falan artık bombaladık falan. 20 gün kaldık o tatbikatta. 20 gün sonra döndük. 500 kişiden 3 kişiye üstün başarı belgesi verdiler. Birisi de bendim. Evet. Bu anlamda sefer görev emri. Tecrübeliyim diyorsun. Evet, tecrübeliyim. Hazırım. Gitmeye hazırım. Reisin bu çağrısı beni doğrusu heyecanlandırdı. Hı. Dediler ki işte 41 yaş sınırı var. Orada üzülmüştüm ama bugün haber ajanslarına düşen bir çalışmadan bahsedildi. Sefer görevi 46'ya çıkartılıyormuş. Artı gönüllülükte yaş aranmıyormuş.
Bu anlamda Ömer abi de bizimle rahatlıkla eyvallah, gelebilecek eyvallah bir durumda. Evet Ömer abi, sefer görev emri işte gerekli kılacak bir şeyler mi var? Yani o boyutlarda bir şey olduğunu zannetmiyorum ben ama. Ama reis böyle bir şey söylediyse mutlaka arkasından bir şey geliyor. Toplumu diri tutma adına, yani her an her şeye en kötü senaryoya karşı da hazır tutma adına söylenmiş bir söz gibi geliyor bana. Değilse şu aşamada yani sefer görev emrini vermesini gerektirecek böyle bir seferberlik noktasına gelecek bir durum olduğunu pek düşünmüyorum. Ya fazlasıyla yetiyor zaten. Küçük bir alanda şu anda bir operasyon yürütülüyor. Ama yani bu büyür mü? Büyüme istidadı var mı? Var. Hakikaten var. Yani çünkü Fırat'ın doğusuna yani, gideceğiz diyor abi. Daha ne olsun? Amerika'yla hatta Rusya'nın bu iki yüzlü tavırlarından dolayı yani Rusya Türkiye'nin ben hep aynı kanaatteyim. Hep aynı şeyi söylüyorum. Yani bu bölgede çok kısa sürede büyük bir başarı sağlamasını kesinlikle istemiyor. İstemez Rusya'nın doğasına aykırı, işin tabiatına aykırı bir şey. Çünkü güçlü bir Türkiye Rusya'nın asla istemeyeceği bir şeydir. Ama şu an eli mahkum. Batı'ya da kavgalı. Eli mahkum. Enerjiyi falan satmak durumunda Türkiye üzerinden. Ama hep zayıf olsun. Hep bana muhtaç olsun. Yani böyle bir Türkiye istiyor. Çünkü boğazlar bizim elimizde olduğu sürece. Yani haritayı açıp baktığımızda Çanakkale ve İstanbul boğazları Türkiye'nin elinde olduğu sürece Türkiye'nin iki eli Rusya'nın adeta gırtlağını sıkar durumdadır. Rusya bunu böyle görür. Hele ki Kanal İstanbul açılırsa evet, daha. Bunu böyle görür. Çünkü tarihte ne zaman Türkiye Osmanlı'ya karşı böyle bir üstünlük sağlamıştır, hemen Boğazları konu etmiştir. Boğazlara hakimiyet kurmayı. Orasını unutması falan mümkün değil. Unutamaz çünkü ticaretini %80 oranında Boğazlardan yapıyor. Yani Türkiye orayı kapattığı anda Rusya 3 gün sonra çöker yani böyle bir durumda. Çökmemek için de ne mümkünse yapar, nükleer dahil. Ya NATO'ya gelmek istemiyor tabii Türkiye'yle ama Türkiye'nin de böyle güçlü, kendi işte silahını, işte füzesini, bilmem nesini kendisi yapacak duruma geldiği zaman Rusya'ya ihtiyacı kalmaz. Rusya'nın hani bu teknoloji transferi falan söz konusu ya bu FS-400'ler noktasında. Ben o noktaya geleceğine inanmıyorum. Yani inanmak istemiyorum ya. İnanamıyorum daha doğrusu. İşte böyle bir teknoloji Rusya'yla gelmeyiz de Amerika ile gelebiliriz. Şunu diyorum, böyle bir transfer yapmaz Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'yi bu kadar güçlendirmesi demek Rusya'nın kendi ayağını sıkması demektir evet. Yani. Böyle oyalamacı bu. İşte herhalde zaten en az 3-4 yıllık falan bir anlaşma orası. Yani biraz işin nereye varacağını görmek istiyor. Ya da bu bölgede artık Suriye ve Mısır, Arabistan bölgesinde hiçbir şekilde çıkmayacak kadar güçlü o şekilde yerleştikten sonra Türkiye'ye böyle kıskaca almayı düşünebilir. Amerika ile zaten durum fecaat. Yani savaş halindeyiz. Hiç bunun lamiciği yok. Financial Times'da bugün bir haber vardı. Daha doğrusu yorum vardı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar savaşa evet, yakın olduğunu. Evet, evet. Bir Amerikan gazetesi ki ve meşhur evet, bir. Evet, daha muhtemel ne diyorsun ya? Bir... Osmanlı şamarından bahsediyorsun ya. Evet. Daha ne diyeceksin yani? Ve bugün Genelkurmay Başkanımızın açıklaması sadece savaştığımız güçleri değil, arkasındaki dış güçleri de yeneceğiz. Onları bozguna uğratacağız. Yeneceğiz dedi. Bozguna evet, uğratacağız diyor. Doğrudan Amerika'yı hedef gösteren bir açıklama yaptı. İş yani bütün bunları düşününce evet, iş sefere göre emri verme noktasına kadar gelebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Hiç yok değil kesinlikle. Buna hazır olma adına söylendiğini düşünüyorum ben. Ya şimdi biraz bugün, yarın için böyle bir Rusya ile Amerika'nın yani burada bir sınır şeyi yok. Yani gelmişler oraya işte efendim belli şekilde yerleşmişler, üstleri var vesaire var ama yani Türkiye'nin bir sınır problemi var. Onun için yani bu noktada Türkiye işin esasında ne kadar hareket ederse bunlar önünü kesmeye çalışacaklardır. Ama bir savaş durumuna gelebilecek kadar ben olacağını da tahmin etmiyorum. Öyle bir şey olduğunda bu sefer ikisi bir araya gelecek. İşte rejimle diğer unsurları bir araya getirip Birleşmiş Milletler kanalıyla veya farklı grupları bir araya getirerekten Türkiye'nin önünü kesmeye çalışacaklardır. Tıpkı işte Afrin'e işte rejime teslim etmeye çalışıp da bir şekilde Türkiye'nin oraya girmesini engellemeye çalışmaları. Fakat Türkiye'nin kararlı duruşu sayesinde bunun önüne geçilmiş olması gibi. Türkiye sürekli pozisyon kazanıyor. Yani kazanıyor. Savunma sanayinde %65'leri buldu şu anda. Evet. Bu onlar için hakikaten tehlike çanı demek yani. Yani içeride bir seferberlik var. Savunma sanayine yönelik bir evet, seferberlik var.
bu dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Evet. Bizi daha da bağımsız, daha her da özgür yapıyor. Yeni yeni daha teknolojiler icat ediyor. Her gün, her gün. Yani hiç bunun şeyi yok yani. TÜBİTAK iyi çalışıyor. Aselsan iyi çalışıyor. Evet. Ve hakikaten mühendislerimiz de bir seferberlik halinde. Yani evet, tam anlamıyla vatansever bir duruş sergiliyorlar. Tanıdığımız insanlar var. Gece gündüz çalıştıklarını söylüyorlar. Tabii Cumhurbaşkanımızın bu anlamda ciddi bir motivasyonu, kendileri üzerinde ciddi bir motivasyonu söz konusu. Evet, Salih Müslim yakalandı. Son başlığımız bu akşam bu. Salih Müslim, PYD'nin eski eş başkanı. Geçtiğimiz dönemde Salih Müslim'le ilgili Suriyeli bir Kürt politikacı olarak bilgimiz vardı. Suriye'deki o özellikle işte Kuzeydoğu bölgesi, Suriye'nin Kuzeydoğu bölgesinde insandan sayılmayan Kürt vatandaşlar kimlik vermiyor. Değil mi? Yani kimlik vermiyordu Suriye onlara. Onlar da orada bir parti, siyasal oluşum gerçekleştirmişlerdi. Bunların başında eş başkan olarak Salih Müslim vardı. Salih Müslim Türkiye'de okumuş, Türkçeyi çok iyi bilen, çok iyi Türkçe konuşan, Türkiye'ye çok sık gelip geliş gidişi olan, teşriki mesaisi olan Türkiye'deki belli merkezlerle birisi idi. Bir anda PKK ile bir birleşme söz konusu oldu. PKK'nın güdümüne girdi. Siyasi bir parti iken birden askeri bir oluşuma döndü. Ve PKK PYD'yi ele geçirdi. PYD PKK'ya dönüştü. PKK yayıldı Kuzey Irak'tan Kuzey Suriye'ye. Yayıldı ve bir süre PKK güdümünde Salih Müslim hareket etti. Sonrasında yeterince başarılı bulmadılar demek ki. Tasfiye ettiler Salih Müslim'i. Salih Müslim Amerikalarda, Almanyalarda falan Avrupa'da gezmeye başladı. Demeçlerini oradan vermeye başladı. Türkiye aleyhinde vesaire falan. Bu anlamda kırmızı bültenle aranıyordu. Almanya'da falan rahat rahat geziyordu ama bir gün işte dün baktık ki Salih Müslim yakalandı diye bir haber Çekya'da, Çek Cumhuriyeti'nde ajanslara böyle bir haber düştü. Türkiye iade için başvurdu. Şu anda işte mahkemeye tutuklu biliyorsunuz, gözaltında. Mahkemeye çıkacak, tutuklanacak mı, tutuklanmayacak mı veya Türkiye iade edilecek mi, edilmeyecek mi? Bu süreçleri bekliyoruz. Çekya Salih Müslim'i neden yakalamış olabilir? Şimdi bugün başına bela mı almak istiyor yani? Valla bugün bir haber vardı. Yani Çek Cumhuriyeti'nin Çekya ismine biz de alışamadık birkaç. Çekya deyince Çekyat'tan başka bir şey aklıma gelmiyor diyordu Ahmet Hakan da. Evet. Şimdi iki Çekya'nın iki tane vatandaşının PKK'dan dolayı Türkiye'de tutuklu olduğu, işte Salih Müslim de işte bunların takas talebinde bulunabilecekleri falan gibi bir haber de söz konusuydu. Yani Çekya'nın burada neyi amaçladığını doğrusu ben de tahmin edemiyorum yani. Ama yani Türkiye'ye teslim eder mi? Yani burada kendi şeyini doldurdu, kullanılabilecek kadar kullanıldı ve iade edilecek ya da bu iade süreci içerisinde oradaki PYD'ye, YPG'ye işte efendim bir takım onların sesini dünyaya duyurmaya dönüştürecek bir amaç mı vardır? Onu kestirebilmek mümkün değil. Ama Çekya'nın da bunu tek başına, yani bir ülke olaraktan tek başına karar verip de Türkiye'ye iade noktasında başka birinin etkisinde kalmadan karar vereceğini düşünmüyorum. Yine bir şekilde yani etkin olan Amerika'dır, Rusya'dır vesairedir. Onların güdümü doğrultusunda bir karar çıkacaktır. Yani ümit ederiz ki iade edilir, iade edilmesi gereklidir. Ama iade eder miler o konuda biraz karamsarım yani. Evet. Yani doğrusu ben de iade noktasında mümkün değilim yani. Ama buna rağmen niye böyle bir şey yapmış olabilir? Neden böyle bir gözaltı yapmış olabilir? Yani Türkiye'yle belki ilişkileri iyi tutma, işte belki bir takım hani İade etmeyecekse bizim ilişkilerimiz iyi tutacak. Yani ben yakaladım ama Avrupa Birliği işte buna izin vermiyor diyebilir. Çünkü Çekya'yla Türkiye'nin doğrudan suçların iadesi anlaşması yokmuş.
ancak Avrupa Birliği Sözleşmesi çerçevesinde iade edebilirmiş. Ona da zannetmem ki Almanya buna izin versin. Zannetmem ki Hollanda, diğerleri falan. Yani onlar baskı yapacaklardır. Yani onlar izin vermediği için de iki ülke arasında anlaşma olmadığından dolayı iade edemiyorum, sığınabilir diye düşünüyorum yani. Türkiye'nin talep etmesi de birazcık işte Suriye'deki olaylardan dolayı değil. Özellikle Türkiye'deki o terör eylemlerinden dolayı bir talep söz konusu. Yani Avrupa'yı ülke ülke geziyor epeydir yani. Çok bir etkili bir eleman değil esasında. Yani eskisi gibi değil yani. Dışlanmış bir eleman. Dışlanmış birisi ama. Evet. Ama örgütün bütün sırları onda var. Yani, Türkiye istifade edebilir. Afrin Harekatı'nda, Zeytinli Harekatı'nda Türkiye'nin sivilleri katlettiği yönünde propaganda yaparak gezen bir adam. Çünkü tanınan birisi. Evet. Birçok ülke çok rahat işte üst düzey görüşmeler yapabilen bir birisi. Ve bu propagandayı yapan birisi olduğu için de Türkiye önemsiyor değilse çok önemli bir adam değil. Yani geçmişte Türkiye'nin kendine verdiği kıymeti, değeri bilseydi zaten Salih Müslim bölgenin, Kürtlerin lideri dahi olabilirdi yani. Ama bunu bilmedi, bunun kıymetini bilmedi. Hani CHP sürekli söylüyor ya, Kılıçdaroğlu işte Salih Müslim'i niye davet ettiniz, niye görüştünüz falan filan diye. Yani görüştü ki bu noktaya gelmesin işler diye, savaşmayalım diye. Yani savaş noktasına gelmesin, görüşerek halledelim diye. Sadece Salih Müslim değil biliyorsunuz yani, Apo ile dahi görüşüldü. İşte şey üzerinden, MİT üzerinden, Oslo görüşmeleri vesaire, çözüm süreci. Yani MİT üzerinden Esed'le de görüşüldüğü söyleniyor zaten. Kan dökülmesin, analar ağlamasın. Yani evet. bu kan dursun, bu kardeşliği ortadan kaldıran bu savaş, bu zalim savaş dursun diye Türkiye çok çabaladı. Salih Müslim'le de bu çerçevede görüştü, defalarca çağırdı. Yani adam yerine koydular. Üst düzey, dışları, şeyler, bürokratları birçok kez görüşme yaptılar ama o bunun kıymetini bilmedi. Yani orada bir devlet hayaline kapıldı. Yani o Suriye'de oluşan o de facto durumdan faydalanıp bir devlet başkanı falan. Onu kaybettiği gibi şu anda tamamen YPG'ye kaptırmış vaziyette. Yani Kandil'in kontrolüne girmiş durumda. Evet. PYD'de bir şey de kalmadı, bir etkisi de kalmadı. Yani bana göre tamamen Türkiye ile ilişkileri iyi tutma adına yapılmış bir şey gibi geliyor. Ama iade noktası yani zor. Bence Uralı dahi teslim bence sonuçta ne yapacaklarını karar verip giriştikleri bir eylem bu tutuklama, bu gözaltına alma. Yani o otelde yatsaydı, yıllarca yatsaydı kimse ona bir şey demezdi. Türkiye'de yani bilmezdi veya bilse de bir şey yapamazdı bu anlamda. Başlarına belayı almak istemeyeceklerdir. Çünkü bir de daha hassas ülkeler, daha kırılgan ülkeler, yani çok güçlü ülkeler değil. Çek Cumhuriyeti, Slovakya bilmem ne. Bunlar işte sonradan Avrupa Birliği'ne geçen Doğu Avrupa. Türkiye ile Avusturya gibi falan çok düşmanca şeyleri yok. Yok. Macaristan'ın olsun, Çekya'nın olsun. Daha Türkiye yanlısı. Yani sonucu düşünülmüştür. Avrupa yakaladıkları an ne yapmaya işte karar verdiklerini biz bilmiyoruz ama Türkiye ile muhtemelen bir pazarlığa gireceklerdir. Diye. Avrupa Birliği içerisinde daha makul Türkiye ile ilişkileri sürdürmeye çalışan bir ülke Çekya. O yüzden böyle bir jest yapayım demiş olabilir ki kim bilir belki bir yani başına konulan 4 milyon lira olabilir. Başına konulan 4 milyon lira ödüle gözükmemiş. 4 milyon yani savunma sanayinde falan belki onu 20'ye falan çıkarmış olabilirler. Bildiğim kadarıyla Çekya'nın o alanda da teknolojisi fena değil yani belki de bu Altay tanklarının motoru vesaire birçok ülkeyle görüşülüyor ya. Benzer şeyler olabilir ya. Hani Türkiye'den pay kapma. Yani Batı insanı başka türlü zaten böyle bir şey yapmaz yani. Böyle bir niyet olabilir. Bilmiyoruz tabii. Salih Müslim'i geçelim çünkü bu süreç devam edecek. Yine Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir açıklama. Türkiye'de öyle bir kesim var ki diyor. Memleket yansa, vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş asalak bir kesim diyor. Yani memleket yansa ateşinde ısınacak kadar. Bu kadar memleket gerçeklerinden uzak, memleketin adeta zararına çalışan. Yani dünyayı yakıp o şeyde işte yumurtasını pişirmek diye bir deyim vardı biliyorsunuz. Evet. Böyle bir kesimden bahsediyor. Burada özellikle bir kısım belki siyasiler ama bir kısım Beyaz Türkler falan gibi laflar var. Tırnak içinde söylüyorum bunları. Böyle boğazın kenarında oturup memleketin hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen, sadece keyfinin devam etmesini önemseyen tipler.
Bunlar kendilerine zaman zaman aydın diyorlar, kendilerine zengin diyorlar, kendilerine entelektüel vesaire falan diyorlar. Mehmetçiğin giriştiği bir operasyon var. Gerçekleştirdiği, gerçekleştirme olduğu bir operasyon var ve %83'lük bir halk desteğiyle bu yapılıyor. Buna ara sıra böyle su katmaya çalışanları muhtemelen dile getirdiği bir söz. Siz bu asalaklardan ne anladınız? Vallahi şimdi ben hem dinledim hem de bir taraftan birkaç defa böyle konuşma metnine baktım da aslında çok geniş bir açıklama yok. Söylediğiniz gibi işte sadece söylediğiniz evet. Cümle var. Yani ve bu beyanın bu şekilde var mıdır? Evet vardır. Yani her ülkede olabileceği gibi bizim de vardır ve zaman yani bizim ülkede de vardır. Ha bunu çok belli kesimlere çok geniş bir şekilde bir sunumunu yapmak yani kastetmek şurası kastedildi burası kastedildi demeyi de çok doğru bulmuyorum da. Ha bu şekilde olanlar var mı? Var. Yine işte Afrin'de başarılı bir şey olursa bu AK Parti'nin işine yarar, Tayyip Erdoğan'ın işine yarar. Sadece meseleyi yani dış politikadaki yaşanılan Türkiye'nin belli sıkıntıları üzerinden atmasına dönük adımların tek başarısız olsun da yani iç siyasette güç kaybetsin penceresinden bakan insanlar var. Ha bunun siyasetin içinde olabilir, siyasetin dışında olabilir. Sadece meseleyi AK Parti düşmanlığı üzerinden, işte efendim Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bakan insanlar var. Ya bunları asalak da diye niteleyebilirsiniz, hain diye de niteleyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Çünkü yani iç siyasetteki yarış vesaire farklı bir şeydir. Ama Türkiye'nin menfaatleri konusu gündeme geldiği zaman o içteki işte falancanın içine mi yarayacak, filancanın içine mi yarayacak tarzı bir kaygının içerisine girmek gerçekten asalaklığın da ötesinde bir durum. Belki oradan kastedilen asalak kelimesi zaten işte yani başkasından beslenen bir pozisyon var. Ya yani bu milletin üzerinden prim yapan, bu milletin üzerinden para kazanan, yani iş dünyasından bile gidebilirsin, siyasete gidebilirsin. Tabii o sayede tabii. Var olup menfaat elde ettiği halde bu millet için bir şey yapmayan, bu milletin aleyhine bir şeyler yapanlar kastediliyordur. Yani o asalakların da yani Türkiye'nin kurtulmasını isteriz ama en azından az sayıya inmesi temennimiz olur. Yani Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda hani şu kesim bu kesim değil ama üzerine alınması gereken bazen de somut anlamda gördüğün işte kastedilen budur diyebileceğim bir pozisyon söz konusu. Evet. Yani böyle bir zümrenin varlı bir vaka. Yani Türkiye'de kriz döneminde de refah döneminde de her zaman kazanan az çalışıp çok kazanan bir kesimin, bir azınlık bir zümrenin olduğu bir vaka. Ama ben bunların bu dönemde bu kadar rahat olduklarını düşünmüyorum. Yani çünkü bu kadar rahat olsalar da bu kadar düşman olmazlardı. Yani Türkiye'nin nerede Türkiye'ye düşmanlık yapan biri var, onunla hemen işbirliğine giden bir zümre yani bunlar. Evet. O eski dönemlerini arıyorlar, eski o vesayet günlerini arıyorlar. Yani o günlerden uzaklaştıkça biraz daha zayıf iktidar. Zamanadan çıkıyorlar. Hakikaten öyle yani, evet zayıf bir iktidar olsun. İktidar biz olalım daha doğrusu. Yani zayıf bir yönetim olsun, siyasal bir iktidar olsun ama biz yönetelim. Biz ne dersek o olsun. Bunu açıkça söylüyorlardı. Yani bu ülkede bizim istemediğimiz bir şey olmaz diyen bir zümre bunlar. Ama eskisi gibi rahat değiller. O yüzden çok öfkeliler. Ellerinden her geçen gün biraz daha kayıyor yani bu iktidarın nimetleri. Bunlar hakikaten yani kendilerini ben bu topraklara ait hissettiklerini zannetmiyorum. Bunlar yani ruhlarını Batı'ya kiralamış, batılı gibi düşünen, batılı gibi bakan, batılı gibi millete muamele eden bir zümre. Yani bunların işi zor, işleri zor. Allah daha zor etsin. Evet. Efendim, bugün 26 Şubat 2018. 26 Şubat Hocalı katliamını unutmuyoruz. Doğu Kutay'ı unutmuyoruz. Yine İslam dünyasının içine düştüğü bu zilletten kurtarmaya çalışan ve bugün dimdik ayakta durarak tam anlamıyla kahramanca, yiğitçe bir duruş sergileyen Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü unutmuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diyoruz.